alıyor. Bu nedenle iki dönemin olguları, olayları iç içe yaşıyor. Yani hem Türkiye NATO üyesi hem de NATO ile savaşıyor. Bakın şu anda NATO'daki Türk subayları, 15 Temmuz öncesinde NATO'daki Türk subaylarının hepsi, Sayın Komutanım da çok çok iyi biliyor, Amerika'da kaldı, Türkiye'ye geri dönmedi çünkü Türkiye'ye gelse hapse atılacak. Genelkurmay Başkanlığı Türkiye'nin bir rapor yayınladı geçen ay. O raporda şu var. Diyor ki 4000 4000 miydi bu? 14. Toplam 30 bin. 30 öğrenciler dahil. Pardon, düzeltiyorum. 30 bin askeri personel, general, subay, assubay, askeri öğrenci, 30 bin subay ya hapse atıldı ya ordudan atıldı. Bu 30 binle Türkiye ordusu içindeki NATO'nun çürüğü, çürük veya kanserli yapı. Yani Türkiye bir ameliyatla NATO'nun kanserli urunu bıçakla kendi içinden temizliyor. Onun için Türkiye yalnız dış cephede değil, kendi vücudunda NATO'yu temizliyor. Dış cephedeki her savaş iç cephede de yürütüyor.